bölümde iki yeni konuğum var. Ece Kutsal, klinik psikolog, bağımlılık danışmanı. Hoş geldiniz. Hoş ve Akan Abdullah, tüketici işgörüleri uzmanı, yazar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi teknoloji bağımlısı olduğumuzu nasıl anlarız? Bunun bir ölçüsü var mıdır? Yani örneğin günde şu kadar saat şu telefona bakıyorsan sen bağımlısındır diyebiliyormuşsun. Bunu şöyle söyleyebiliriz. Şimdi teknoloji hepimizin gün içerisinde sürekli kullandığı, kullanmak durumunda olduğu bir şey aslında. Hiçbirimiz uzak kalamıyoruz bundan. Telefonlar, bilgisayarlar, tabletler. Burada şöyle bir aslında aşama var. Burayı görmemiz lazım. İlk adımda teknolojiyle alakalı bir deneysel kullanım gerçekleştiriyoruz. Yani teknolojik aletin, telefonun, bilgisayarın artık neyse kullandığımız şey. Orada işte bir uygulama, oyun ya da neye bakıyorsak bir deneysel kullanım gerçekleştiriyoruz. Ve eğer seversek ikinci aşamaya geçiyoruz. İkinci aşaması sosyalleşme. Daha doğrusu sosyal kullanım aşaması. Sosyal kullanımda orada biraz daha işte bir mecranın içinde kendimizi buluyoruz. Ve oradaki kullanıma adapte olmuş halde buluyoruz aslında kendimizi. Ama burası henüz sosyal kullanım düzeyinde. Üçüncü aşamada ise bir amaca yönelik kullanımda kendimizi buluyoruz. Burada can sıkıntısı, işte problemlerden kaçınmak, işte hayatla baş etme yöntemleri bulmak gibi gibi bir takım amaçlar aslında kendimize bulmuş oluyoruz. Fakat dördüncü aşamada artık bağımlı halde kendimizi bulabiliyoruz. Burada da aslında dikkat etmemiz gereken şeyler biraz şunlar. Eğer teknolojik aletten uzak kaldığımız zaman büyük bir sıkıntı yaşıyorsak ya da işte telefondan uzak kaldığım zaman çok agresifleşiyorsam, sinirleniyorsam ya da duygu durum değişikliklerini çok ani yaşıyorsam buralarda biraz problem yaşıyorum demektir. Evet, son bir araştırma okudum, Harvard'da yapılmış. Çünkü her 3 kişiden ikisi 15 dakikada bir telefonu kontrol ediyor ve telefonu 72 kez günde elimize alıyormuşuz. Belki birileri daha fazla da olabilir. Şimdi siz konuşurken aklıma geldi. Şunlar mesela bir ekran telefon bağımlılığı belirtisi olabilir mi? Sıra beklerken telefona bakmak. Yoksa mesela bu normal midir? Bankada, kasada, markette, alışverişte sıra beklerken. Çünkü ben kendimi şöyle yakaladığım oluyor. Hemen gideceğim, bir çırpıda geleceğim. Aslında telefonu arabada bırakabilirim ama alıyorum yanıma, uzun sıra varsa bakarım diyorum mesela. Bunu düşünüyorum. Ya da yolculuktayken, otobüste, seyahatteyken diyelim ki bakmak gibi. Ya da sizinle sohbet ediyorum. Çok güzel muhabbetteyiz. Sizin telefonunuz çalıyor. Telefonunuza bakıyorsunuz. Hemen ben de telefonuma bakıyorum. O arada çevremi izlemiyorum, bakmıyorum. Bütün duyularımı kullanmıyorum. Beş duyumu da. Yani çevremi koklamıyorum. Kim ne demiş, oradaki muhabbete dikkat etmiyorum. Belki açan çiçeği görmüyorum ama telefona dönüyorum. Mesela bunlar bağımlılık işaretleri midir size göre? Bilmiyorum. Oraya canım daha iyi anlatacaktır ama şunu biliyorum. Kendinizde neden? Var mı bunlardan? Var tabii ki, hepsi var. Neden bunu yapıyoruz onu biliyorum, onu açıklayayım size. Çünkü şöyle, dijital dediğim bir şey, teknoloji dediğim bir şey bağımlılığı yaratıyor mu yoksa bağımlılıklarımızdan yararlanıyor mu, o konuyu tartışıyor olmamız gerekiyor. Şöyle, şimdi bir kere insanın kusurlu varlık olduğunu biz 50 yıldır biliyoruz. Yeni bir şey değil, bu teknolojiler yokken de, sosyal medya yokken de biz bunu öğrendik. 50 yıldır biz bu arada hümanizmle birlikte inandık. İnsanın mükemmel bir şey olduğunu, kendimizi şöyle teorilerle kandırdık. İşte beynimizin %10'unu kullanıyoruz, %100'ünü kullansak nasıl mükemmel varlıklar olurduk. Sonra anladık ki hiç öyle değiliz. Hayli kusurlu bir zihnimiz var, beyinlerimiz hayli kusurlu kararlar veriyor ve bu kusurlardan yararlanmak mümkün. Sonra teknoloji geldi ve o teknolojinin sosyal medyalar hayatımıza girdi ve biz bu arada yaptığımız araştırmalarda sürekli gençlere şunu sorduk. Niye girdin sosyal medyaya? Neden orada bir hesap açtın? Bize sürekli şunu söylediler. Daha çok özgür olmak istiyoruz dediler. Şimdi ben şunu özgürlük için sosyal özgürlük için girdiler. Kimlik yaratabilmek için, gerçek hayatta yapamadıklarını yapabilmeleri için ama şu an siz kesin olarak söyleyebilirim. Sosyal medyalarda her şey olabilirsiniz ama özgür olamazsınız. Bu mümkün değil. Çünkü sosyal medyalarda algoritmalar var. Yazılımlar var. Şimdi bunu getireceğim. O bağlılık konusuna getireceğim. Yazılımlar var. Ve bu yazılımlar aslında günün sonunda bizi sürekli izliyor. Bizim iz bırakmamızı istiyor ve bizi profilliyor. Bu arada daha çok orada kalmamızı. Aynen öyle, süper. Komplo teorileri çıkıyor, yaratmayalım. Daha çok orada kalmamızı istiyorlar. Daha çok orada kalırsak bizle ilgili daha çok veri toplayacaklar. Günün sonunda
önümüze konulan şey, satılan şey bir eğlence ürünü olarak satılıyor. Ama arka mutfakta aslında bütün bu şirketler veri şirketleri. Peki şunlar o zaman kandırmaca mı oluyor? Bu uygulamalar diyor ki istersen beni belli bir süre sonra kapatabilirsin. Bak böyle bir seçenek de sunuyorum sana. Evet, o seçeneği sunmuyorlar. Şimdi aslında tam da hiç öyle bir seçenek. Hiç öyle ama bir yok sayıyoruz yok genelde. Yok sayıyoruz. Çünkü tutumlarınızı sormak davranışlarınızı değiştirecekleri anlamına gelmiyor. Bak tutumda şey diyebilirsiniz, istediğiniz zaman kapatabilirsiniz ama davranışınızı o kadar etkiler ki zaten o tutuma hiçbir zaman gelemeyebilirsiniz. Devam edeyim şimdi. Bu kusurları öğrendik ya ve bu sosyal mecralarda algoritmalar, yazılımlar sosyal mecralarımıza girdi ya. Hı hı. Onlara bu kusurları kim öğretti? Kendileri mi öğrendi? Hayır. Bizler kodladık, insanlık kodladı. Dedi ki insanlık, bu insanlara daha çok vakit geçirtirsen orada daha çok data toplarsın. Daha çok tüketim yapmasını sağlarsın. Evet. Kapitalizm. Böyle kompütörlerine gerek yok. Burada bir kapitalizm var. Daha çok tüketsin, daha çok tüketirse daha çok vakit harcar seninle birlikte daha çok veri toplarsın. Peki hangi kusurlarımızdan yararlandılar? Şimdi yüzlerce binlerce kusurumuz var. 50 yılda öğrendik o kusurları. O kusurlardan bir tanesi çok basit bir kusurumuz var. Bize benzerlerle bir aradayken mutlu oluyoruz. Mutlu olduğumuz zaman ne yapıyoruz? Daha çok tüketiyoruz. Dolayısıyla algoritmaya siz bunu yazarsanız, derseniz ki sosyal medyada bu insanlara kendine benzerlerle vakit geçiriyorsan bu insanlar daha çok tüketirler derseniz o sosyal medyalardaki algoritmalar ne yapar? Tamam. Ne yapacağını söyleyeyim. Sosyal medya ismi vermeyelim. 100 tane arkadaşınız var o sosyal medyada. Siz zannediyorsunuz ki 100 arkadaşımla bağlantı kurdum. Ben Türkiye'yi, dünyayı o 100 arkadaş üzerinden öğreniyorum. Onlar da beni takip ediyorlar. Öyle bir dünya yok. Yankı odası dedikleri. Aynen oraya. Şimdi getireceğim. Yankı odasının bize ne verdiğini anlatacağım. Şimdi girdik oraya. O 100 arkadaştan aslında bizi bir yazılım profilledi. 100 arkadaşın içinde bize benzerleri de saptadı. Dedi ki bu 100 arkadaştan 7 kişi bu arkadaşa benziyor. Akan'a çok benziyor. Ben bundan sonra sadece bu 7 kişiyi göstereyim Akan'a. Şimdi aldık bu dünyamız, bu büyük dünyamız küçüldü. Şimdi bir odanın içindeyiz. Az evvel ismini de koydunuz, yankı odası. Hı hı. Şimdi bunu nasıl bir bağımlılığa götüreceğini bize söyleyeceğim. Şimdi yankı odasında ben ve bana benzer 6 kişi var. Tamam. Ve ben onları görüyorum, onlar beni sürekli görüyorlar. Hı hı. Ne olur? Biz birbirimizi çok beğeniriz. Her dediğimizi konfirme ederiz. Sürekli alkışlarız. Favlar havalarda uçar. Kalpler. Kalpler sürekli gider. Ne olur? Bu sefer biz real dünyada sıra beklerken, iş yaparken böyle bir dünyayla karşılaşmayız. Tabii kimse durup dururken kalp çiçek kimse bize metrobüste kalplerini böyle atarak göndermez. Yani metrobüste sıkıca evet. Sıkıca gideriz. O zaman biz neye ihtiyaç duyarız? Bu kalplere ihtiyaç duyarız. Tamam. Bir virgül koyabilir miyim? Tabii buyurun. Çok güzel bir yerdesiniz. Evet. Unutmayın lütfen. Burada beğenilme ihtiyacı mı en çok? Görülme mi ya da? Görülme, onaylanma, kabul edilme. Yani aslında sosyal mecralarda ciddi bir hani onay arayışı da devreye giriyor. Onay. Hı hı. Yani orada hani işte kalp attıkça, emojiler gönderdikçe ya da işte hani bahsettiğiniz gibi beğeniler arttıkça kişi de kendini daha değerli hissedebilir, daha güzel hissedebilir. Yani bütün bunları aslında orada teyit etmiş oluyoruz. Dolayısıyla bağımlılığı besleyen unsurlardan bir tanesi de bu hakikaten de. Evet. Peki devam edersek birinci kusur, ikinci kusur saydınız var mı üçüncü çok, sırada? Çok kusurlar var. Yüzlercesini yani, anlatabilirim. Bu, ama biz bunu kendimize biz yaptık ya. Nerelerden, hangi bu zayıf an yerlerimizden yakalıyorlar bizi? Her şeyimizden. Şöyle söyleyeyim. Biz zihni bir de şimdi az evvel nörobilimci vardı bu masada. Nörobilimci var artık hayatımızda. Çünkü biz artık zihnin dalgalarını dahi veriye döndürebiliyoruz. Evet. Artık sorumuza cevap bile almadan makineler üzerinden sizin ne düşündüğünüzü anlayabiliyoruz. Dolayısıyla her şeyin veri olduğu bir dünyada insanı öyle bir metaya döndürdük ki onun kusurlarını o kadar dibine kadar öğrendik ki bunu manipüle ediyoruz. Ama manipülasyonun hedefi şey değil. Öyle dijital diktatörlükler geliyor. Hayır, kapitalizm. Daha çok tüketin diye. İşte az evvelki hikayeyi bitirmek istiyorum. Ben eğer normal hayatta kimse bana fav göndermeyecek. Gayet zorlu, çetrefilli hepimiz normal bir hayat yaşıyoruz. Ben sürekli bir konfor alanına dönme ihtiyacı duyacağım. Sürekli beğenildiğim favların uçtuğu. Onun için tabii ki bağımlılık artacak. Oradaki hedefi, o dijital platformdaki algoritmanın hedefi bağımlılığımızı artırmak değil ya. Onlar bağımlılığı yaratmak istemiyorlar ama bağımlılık sonuç oluyor maalesef. Evet, onlar orada kalmamızı istiyorlar. Onlar orada peki bizden para kazanmak istiyorlar. Peki çözümlerimiz var mı diye sorayım size bundan kurtulmak için. Yani şöyle şeyler duyuyorum mesela. İşte kendinize taahhütte bulunun, sınır koyun, ailecek bunu başarabilirsiniz. İşte yemek yerken o ekranları bir tarafa masaya almayın. Sonra hatta bazen hafta sonları belli saatler oluşturun.
telefonları kutulara kilitleyin falan. Bunlar işe yarayabilir mi gerçekten? Nasıl mücadele edeceğiz biz? Bunun yöntemi nedir? Yani bunların bazıları işe yarayabilir gerçekten. Zor, evet, çünkü uzak kalmak da zor bir o kadar. Bir kere sosyal medyayı ya da teknolojik o cihazları ne amaçla kullandığını bir fark etmek lazım. Ve ne kadar zaman geçiriyorum orada, yani hangi amaçla kullanıyorum ve ne kadarı gerçekten işlevsel. Yani teknoloji ne kadar benim gündelik hayatımda hakikaten işime yarıyor, yoksa ne kadarı baş etme yöntemim haline gelmiş. Biraz içgörü kazanmak ve farkındalık oluşturmak lazım. Buralarda biraz teknoloji molaları, gerçekten sizin de söylediğiniz gibi az önce, koymak gerçekten de sınır koymaya ihtiyaç oluyor. Çünkü diğer türlü o işte mecraya girdiğimiz anda ne kadar zaman geçmiş, kaç saattir ben o işte uygulamanın içindeyim fark etmiyorum bile. Dolayısıyla mesela işte saat başı bir alarm kurup işte bir saatin geçtiğini haber veren bir sistemle bir 15 dakika uzaklaşmak, ama tamamen uzaklaşmak. Yani ev dışına çıkmak olabilir, işte başka bir şeyle ilgilenmek olabilir, ama teknolojik cihazım her neyse elimde, ondan birazcık uzaklaşmama ihtiyaç var gerçekten. Çünkü hani gün içerisinde bir kere bir bakmak lazım, o ekran sürelerim ne duruma gelmiş. Ne kadar günün çoğunluğunu ben telefonda ya da bilgisayarda geçirmişim. Ne kadarını gerçekten işim için kullanmışım, ne kadarını hiç fark etmeden tamamen boş zamanda harcamışım. Yani içgörü kazanmaktan kastım bu aslında. Evet. Siz ekran sürenizi kontrol ediyor musunuz? Etmiyorum. Neden? Bilmiyorum. Bugün çok fazla bilmiyorum diyeceğim size. Gerçekten bilmiyorum. Hatta bilsem olmazdı. Orada şöyle bir yanıt da vereyim mi? Çok güzel bir soruya çok iyi yanıt verdiniz. Birazcık büyütmek istiyorum konuyu. Özellikle şimdi bizim nasıl Türkiye'de finansal okuryazarlığımız pek yoksa dijital okuryazarlığımız da yok. Bir de çok kavram ithal etmeyi çok seviyoruz. Metaverse dünyada bir böyle duyuluyor, Türkiye'de bomba gibi patlıyor. Biz Metaverse ile ilgili pek bir şey yapmasak da çok konuşuyoruz. Bundan dolayı aslında temelde bu konuyu anlamaya odaklanmıyoruz. Uygulamaya odaklanıyoruz. Hatta Türkiye bu anlamda çok iyi uygulamacı bir ülke. Şimdi bizim yapmamız gereken daha çocuk yaşta. Bakın biz bence hatta kaybolmuş bir jenerasyonuz, ama çocuk yaşta bizim bu bu dijital okuryazarlığı veriyor olmamız gerekiyor. Ben de şunu söylüyorum. Bunun bir bağımlılık olmasını önlemek istiyorsanız çocuğun duygusal zekasına yatırım yapıyor olmanız gerekiyor. Çocuğun duygusal zekasına hala sosyal bilimler çok önemli. Bakın kavramlar o kadar hızlı tüketiliyor ki bütün okulların iletişimleri şu anda kodlama üzerinden, metaverse'ler üzerinden sürekli bir teknoloji anlatıyoruz, ama teknolojinin arkasındaki felsefeyi çocuklara anlatmıyoruz. Oysa ki biz hala bir şeyi algılarken, anlamlandırmaya çalışırken sosyal bilimleri kullanan bir varlığız. Dolayısıyla biz işin duygusal zekasına çocuklarımızı kültür, sanat, tarih, sosyal bilimlerde beslersek daha az bağımlı olma, teknolojiyi daha iyi anlama, teknolojiyle daha iyi başa çıkma durumunu oluşturabiliriz. Peki. Bunu vermediğimiz için de oluşmuyor.